Silahları kurtlu bayrağın üzerine koyup yemin edenler de var. Öbür tarafta işte kafaları keselim, coşalım dünyayı bilmem ne yapalım diyen de var. Öbür tarafta bırak bunları köpük partisi yapalımlar ya. Bunlar hepsi dünya modelleri. Emekli olmak da bir dünya modeli. Heh, o ya da, da evlat model. dediğin Tabii. kelime de bir dünya modeli. Tabii. Hani sen evlat dediğinde ne demek istiyorsun abi dediğinde 10 kişi getirse 10 kişi başka bir şey tarif ediyor. Yani anneye babaya öf bile denmez diye bir kültürde büyüdüysen mesela hani böyle bir kodun varsa. O kod senin anne baba tanımını baştan aşağı değiştirir. Kötü olduklarını anlayamazsın. böyle dünya modeli aslında insanın kendisini içine rapt ettiği, hapsettiği bir açıklama fanusu. Sevgili hocam nasılsınız? Yapma onu yapma. Onu. <laughs> İyiyim çok şükür. Bilirsin biz seninle işte 5-6 senedir tanışıyoruz. Hemen hemen 4-5 senedir ben seni. Ya bak düşünme yöntemleri diye bir şey seziyorum. Ama bu sezintimi bir türlü düzgün ifade edemiyorum. Anlatamıyorum falan derim. Sen de bunların bazıları beni şefkatle karşılar. Şu olabilir mi bu olabilir mi? Bazıları da hadi lan çal çut falan diye bir iki dövmüşlüğüm de var. Ne kadar. Fikren ee... arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. <laughs> <da. gülüyor> bir, bir akşam hatırlıyorum ama. Bir akşam böyle harbiden bir hırpalı. Tamam ya vurma ya falan <laughs> demek zorunda <laughs> Kurtuluşsal Yoksa... defans konusu galiba. Yok değil. Bayağı 3-4 sene öncesi de ben sana düşünme yöntemleriyle alakalı bu şu olabilir mi falan Aa, diye bir şey anlattım. Yes, yes, yes. Sen de mabadınla güldün bana tam işin özetiyle. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ama hala yani öznel olarak kullandığım ya da fark ettiğim bir şey. Şimdi bunu buradan yine yola çıkarak şu yalınla konuşuyorken o kullanırken de fark ettim. Sonra bunun üzerinden okuma yaptım. Şu tasarlanan dünya tasarımların gibi hem bireysel anlamda hem ekonomik güçler zemininde hem milli değerler zemininde planlanan, tasarlanan ve insanlara bu tasarımların satıldığı bir dünyada olduğumuz. Bunun da insanlarda hangi tasarımın içinden bakıyorsa, hangi tasarımın gerçekliği senin üzerinde bir tür baskı ya da onlarla çıkar ilişkisi kurduysan, bu tasarımın e, sende yöntemsel düşünmelerinde yöntemsel bir değişikliğe neden olduğuyla alakalı bir şey görüyorum Muhakkak. ya da fark ediyorum. Hani çok basite indirgediğimizde gerçekten de yani böyle bizim bile bireysel anlamda dünya ile ilgili tasarımlarımız var. Ee, biz dünyanın öyle ya da böyle olduğunu zannediyoruz. O zannettiğimiz şeylerden bir anlam zinciri, bir anlamlardan oluşan tasarımlar kuruyoruz ve bu kurduğumuz tasarımla dünyayı tarif ediyoruz. Çocuğumuza bunu salık veriyoruz ve biz zannediyoruz ki bu tasarımlar dünyada hani herkes için bir şemsiyedir. Aslında hiç de öyle değil. Çinli için, Amerikalı için, İtalyan için, bir Türk için, hatta İstanbullu için, Yozgatlı için tasarımlar farklı. Aynı ailedeki ebeveyn ve çocuk için bile farklı, farklı yaş durumuna göre farklı, ekonomik pozisyonlara göre farklı. Yani hangi platformları nasıl kullandığına göre de farklı ve bunların çok iç içe geçtiği, artık birbirlerini çok etkilediği, yani birçok tasarımın iç içe olduğu bir dünyanın içindeymişiz gibi görünüyor. Birçok yanlış anlamanın, birçok bazı konuları öğrenememenin, bazı konuları çok hızlı öğrenmenin, çok hızlı fark etmenin e, zemininde hangi tasarımla, hangi tasarlanmış, planlanmış dünya planı dünya organizasyonuyla dünyaya baktığınla değiştiğini fark ediyorum. Birazcık bunun üzerine sohbet etmek istiyorum. Sen bunu nasıl algılıyorsun? Bizim Çünkü aslında var. sen de çok satan kitapları olan biri olarak sen de bize bir tasarım satıyorsun. Doğru. Yani dünyayı algılamak için bir yöntem paketi veriyorsun ve senin yönteminde de baktığımızda dünyayı algılamak için başkalarından farklı bir şey oluşuyor yani tasarlanmış bir dünya görüntüsü oluşuyor. Bizim bilim alanında da işte Thomas Kuhn'un paradigma dediği şey biraz buna benziyor senin dediğine. İşte canlıya, aynı kayaya, aynı yıldıza bakıyorsun dönem dönem ama 17. yüzyılda başka, 18. yüzyılda, 20. yüzyılda, 21. yüzyılda bambaşka şeyler görebiliyorsun. Onlara bambaşka anlamlar verebiliyorsun. Thomas Kuhn da işte bunların nasıl değiştiğini anlatıyor bilimsel devrimlerin yapısında. Orada da dediği şey biraz tabii umut kırıcı yani. Bilimsel paradigmalar ancak bir nesil ölüp yeni nesil büyüdüğü zaman değişir diyor. Yani insanlar böyle fikir değiştirmezler. Şimdi yıllar boyunca zihnini bir görüş şekillendiriyor. Sen aldığın bütün verileri ona göre değerlendiriyorsun. Dolayısıyla karşısına sırf yeni veri çıktığı için "Aa bir dakika" deyip aydınlanıp onu değiştiremiyorsun. Yani işte belli bir dini ya da kültürel yapı içinde büyüyüp de başka kültürlerin seni kolay kolay değiştiremez gibi hatırlarsan ben sana da bir ateist Müslüman bir açıklaması yapmıştım <laughs> konuyla ilgili. Şimdi abi insan olmanın bir tarafı bu. Şimdi bir kedi de bir zürafa da bir işte diğer canlılara baktığında bunların zihninde bir dünya tasarımı muhtemelen yok. Bunların zihninde etkileşimler ve o anda olan bir tane hadiselerle ilgili bir dürtüsel işte davranış ya da kaçınma modeli çalışıyor gibi gözüküyor. Ee, dünyaya dair mesela bir ekstra beklentileri o yüzden yok. Geçmiş bellekle alakalı bir şekillendirme isteği yok. Yani şöyleydi, şimdi böyle olsun falan. Öyle bir şey de yok. Ama bizim zihnin aşırı gelişmişliğiyle ilgili bir konu var. Biz anlamak istiyoruz. Yani buraya bir anlam vermek istiyoruz. Bir kere konu o. Anlam vermek deyince de herkesin bildiği, bütün düşünürlerin bildiği ama ben dahil, beni de düşünür sınıfına koyarsan düşüncelerini yazabilmek için görmezden gelmek zorunda olduğu bir gerçek var. Bu acı bir gerçek bence. E, bunu da birkaç kişi teslim etmiş bakıyorum aralarda, Schopenhauer'da falan vardı bu. Gerçekliğin kendisi çok karmaşık ve büyük. Bunu belli bir noktada tanımlayabilmek için bir, modele indirgemen gerek. O modelin, yani modelin tanımı şudur. Gerçek olanın basitleştirilmiş bir versiyonudur model. Senin amaçların doğrultusundaki parametreleri alır, geri kalanı dışarıda bırakırsın. Amaçladığın parametreler aldığın o sistemde çalışıyorsa bu model gerçekte uyumludur ve benim işimi görüyor dersin. Şimdi aslında senin bahsettiğin o dünya kurguları, tasarımlar, fikirler bunların hepsi aslında bu dünya böyledir, insan böyledir, tarih böyledir, işte olay böyledir diye açıklamaya çalışan zihinsel modellerden ibaret. Ve bu zihinsel modellerin hepsi doğası gereği, model tanımı gereği gerçeklikten çok çok daha basit ve birçok şeyi dışarıda bırakan, yani birçok parametreyi görmezden gelen, ayaklarını belli noktalara basmış ve o dar alanda belli işlevselliği olan şeyler. Yani işte bugün Türkiye'deki inançlara ideolojik görüşlere bakış açılarına bak yani böyle hakikaten işte ne bileyim silahları kurtlu bayrağın üzerine koyup yemin edenler de var öbür tarafta işte kafaları keselim coşalım dünyayı bilmem ne yapalım diyen de var Öbür tarafta bırak bunları köpük partisi yapalımlar. ya Bunlar hepsi dünya modelleri. Hatta şunlar bile öyle. Mesela emekli olmak da bir dünya modeli. <laughs> ya da, da evlat model. dediğin Tabii. kelime de bir dünya modeli. Tabii. Hani sen evlat dediğinde ne demek istiyorsun abi dediğinde 10 kişi getirse 10 kişi başka bir şey tarif ediyor. İşte mesela onların o evlat modellerindeki farklılık çok büyük oranda dünya modellerindeki farklılıktan bir kere besleniyor. Tabii ki kültürel, kendi mikro aile kültürü bilmem ne içerisinde yüklenilen başka anlamlar yaşanılanlarla e, şekillendirilen başka hikayeler de vardır ama mesela anneye babaya öf bile denmez diye bir kültürde büyüdüysen mesela hani böyle bir kodun varsa o kod senin anne baba tanımını baştan aşağı değiştirir. Kötü olduklarını anlayamazsın. Kötülük yapsalar bile kendini kötü hissetmem falan gerekir. Yani bir twisted bir hikaye olur orada. Bir döner yani. Dolayısıyla dünya modeli aslında insanın kendisini içinde rapt ettiği, hapsettiği bir açıklama fanusu ve genellikle dışarısında görmene imkan vermiyor. Çünkü modelin çalışabilmesi için parametreleri dışarıda bırakması. Yani modelin dışında kalan şeyler kör olması lazım. Türkün Türk'ten başka dostu yoktur diye öğrenmişsen tanışmaman lazım Danimarkalıyla falan. Çünkü öyle olmadığını öğrenirsin ve modelin dağılır. Bu model sana belli filtreler koyar, duvarlar örer, bir şey yapar. Seni dünyanın geri kalanından ayırır. Şimdi sıradan insan yani bu konular üzerine düşünmeyen, bu tanımları dert etmeyen birisi için model çok konforlu bir şeydir. İçinde yaşar gidersin. İlginçtir mesela şimdi hemen hemen her cemaatin, tarikatın, radikal grubun bir YouTube kanalı var. Şimdi açıp izliyorsun. Holdiklerin bile YouTube kanalı yok. Onların var bu arada. Var Gerçekten var. <laughs> Şimdi anlatıyor ya onlar. Bir şeyler anlatıyorlar ya. İzlemek çok hoşuma gidiyor. Çünkü o anlatıyı aynen al. Mesela cübbeliği al. Bir şey anlatıyor değil mi YouTube'da? O sahneyi oradan çıkar. 50 ya da 100 sene sonra hakikaten böyle zor bela gelebildiğin, kapıyı çalıp içeri anca girebildiğin fiziksel bir mekana koy. Hiç absürt değil. Çünkü orada bulunan insanlar benzer bir dünya modelini paylaşıyorlar. Ve orada bunları konuştuğun zaman destekleyici, işe yarar, işlevsel, toplum bir arada tutucu, birçok soruya cevap vereceği, sorun çözücü bir anlatı oluyor aslında. Ama sen bunu alıp bütün dünya modellerinin neredeyse serbest olarak gezindiği YouTube gibi bir demokratize ortama koyarsan her şey saçmalaşıyor. Yani bu tarz böyle küçük dar dünya modelleri böyle bir yere açıldığında mesela reaksiyon doğuruyor doğrudan. Benim çok bildiğim insanlar var. Mesela böyle cübbeli gibi figürleri gıcık olmalarına, hiç sevmelerine ama özel takip ediyorlar. Onları dinleyip şunu hissetmek için yapıyorlar yalnız bunu. Ulan tiplere bak neler konuşuyorlar, çok şükür biz iyiyiz. Yani böyle bir zihinsel durumu aslında desteklemek için o kadar yabancı, o kadar absürt, o kadar komik ve karikatür bir şey ki onun için. Fakat anlamadığımız nokta şu, o da bir dünya modeli, bu da bir dünya modeli, öbürü de bir dünya modeli. Benim bizzat çok yakın çevremde insanlar, mesela Farklı inanç, ideoloji, alışkanlık ya da sosyal katman gruplarından olabiliyor bu insanlar. Ben çok fazla yer gezmiş oluyorum genellikle onlara göre. Ben her şeyin içine hemen hemen girdim çıktım. Yani her taraftan bir haberdarlığım var. İşte Türkiye'de olan bir olayı konuşuyorlar. Daha evvel belki sana söylemişimdir. Yani bir yemekte ve bazı insanlarla bir araya geldik. Bu insanlar dünyanın, yani Türkiye'nin en zaten üst düzeydeki üniversitelerinden en yüksek derecelerle mezun ve dünyada hatırı sayılır bir kitlenin içerisindeki insanlar. 5 dakikada 7 insanlık suçu işlediler konuşurken sadece orada. O kadar doğal yaptılar ki bunu. Çünkü onların dünya modeli ki 50 sene önceye gitsen mesela bu ülkede hakim dünya modeli oydu. Şu anda darmadağın oldu. Hiç öyle bir şey yok. Onlar hala onun içinde yaşadıkları için ve biz aynı masada oturduğumuz için anlaşabildiğimizi düşünüyorlar mesela. O kadar körleştirici bir dünya sistemi bu. Şimdi bu Ayıp değil, günah değil ama işlevsiz ve kötü bir şey. Ee, senin bizim gündemimize soktuğun A toplumu hikayesinde hiç işlevsel değil. Get dolaşma, kendi grubunun içine kapanma, yankı odaları kurma ve orada hapsolma gibi otomatik bir refleksi doğuran etkenlerden bir tanesi bu. Aklın yolu ne? Bizi izleyen, bu konuları kafaya takan, ya sistem nedir, model nedir, paradigma nedir, sınırları nedir diye düşünmeye başlayan insanın ilk fark etmesi gereken şeylerden bir tanesi neye inanıyor olursam olayım ben bilim bilmemle işte onlarla uğraşıyoruz ya senelerdir. Bu dünya görüşünün dünyanın kendisinden küçük olduğunu bir kere anlayacağım. Yani onun suyunun, suyunun suyunun suyu bir şeye bakıyorum ben ve burada eğer gerçekten daha gerçekliğe yakın bir görüş elde etmek istiyorsam benden farklı modellerden haberdar olacağım. Benden farklı modellerden istifade etmenin yollarını arayacağım. Onları etkilemek, değiştirmek, bana dönüştürmek ya da benim gibi yapmak değil, onları hem korumak, kollamak, yani işlevselliklerine zarar vermedikleri sürece desteklemek, hem de o işlerden öğrenebildiğimi öğrenerek, ha bir de dünyanın böyle bir tarafı varmış. Mesela işte Kızıl Goncalar dizisi başladı ya, abi çok eğlenceli. Etrafındaki bir sürü insan böyle şey olur mu diyor. Nasıl olur mu ya? Yani 10 kilometre gittiğinde var, o dizinin çekildiği yer Fatih Mati, bilmem ne, git orada var bu. Ve dizide çok yumuşatılmış versiyonlar var. Ben bunları Ankara'da biliyorum, Kayseri'de biliyorum, Urfa'da biliyorum, Şırnak'ta biliyorum. Gittim, gezdim, dergahlarında oturdum, çay içtim, sohbet ettim. Çok daha ileri düzeyde. Yani bugünün standart medya tüketici zihnin anlayamayacağı inanç ve ritüel düzeylerinde yaşayan insanlar var. Mesela şey çok iyiydi. Orada bir tane ceza sahnesi var. Sen seyrettin mi Kızıl Gonca'ları? E spoiler vermeyeyim ama orada bir işte böyle ters bir şey yaptığın zaman cemaat içinde bir cezalandırma sistemi var. Abi bir de bir çekmişler. Böyle birini alıyorlar. Herkes toplanıyor. Ortada bir sandalye var. Sanıyorsun ki kerpetini getirip elini kesecek ya da bir şey olacak. Saçının ya da sakalın ucundan kesiyorlar. O artık sen dışlandın falan anlamında bir ritüel. Gerçekten herkesin kanı donmuş vaziyette izliyor da sana da bir şey oluyor. Sonra ki saçın ne öyle lan burada saçını kesiyor. O, o kadar büyük bir konu ki mesela orada. O dünya görüşünün içinde değilsen onu anlayamıyorsun. Sinematografinin güzelliği seni oraya taşıyor. Belli bir süre orada tutup sana bunu anlatabiliyor. Biraz belki işte ben o diziyi seyrederken de hani aklıma gelmiş bir şeydi bu. Acık konuya gerçekten dramatik ve sinematografik olarak yaklaşıp ya bu da bir senaryo acı. Kendi tutarlı içinde bir bakalım. Demenin iyi olacağını düşünüyorum. Burada burada sen anlatırken şu geliyor. Bunu bir yerden birçok tasarım var elimizde. Yani oluşturulmuş hikaye kalıpları, anlamlandırılmış setler var elimizde. Ha bir de senin dediğin o büyük kalıpların içinde bir de küçük küçük çok küçük tabii bir küçük, bir küçük nested, hani hiç hiç İnsana kadar var. iniyor bence bu. Yani her insan için insanın gücü ve etkisi oranında kendine ait bir tasarladığı dünya var. Ona göre ev sahibi böyle olmalı. Ona göre ticaret böyle yapılır falan diye kişiselleştirdiği bir tasarımı var dünya ile alakalı. Elbette o arka tarafında birçok tasarım ve öykü grubundan etkilenerek oluşuyor, oraya kadar iniyor. Burada aslında bu işlevle ilintili ya, buna yine evrim gözüyle biraz bakmak gerekiyor. Yani o tasarım kendi hayat öyküsünde onun için anlamlı ihtiyaçlarını gideren bir alet çantasına dönüyorsa onu kullanıyor, kullanmaya devam ediyor. Dönmüyorsa onu kullanmıyor ya da yani o, o tasarımı bir yerde bırakıyor. Şimdi burada çok sistem tarafından kentlerin içerisinde 코로나. gerçekten doğayla çelişkisini kaybeden insanda yani gerçek korkuları olmayan. Mesela bizim aç kalacağımız korkusu yok. Bu gerçek korkudur. Bundan 30 sene önce vardı bu arada Türkiye'de. Aç kalacağım, kışın korunaksız kalacağım ve yolda sokakta öleceğim korkusu vardı. Benim yaşam öyküm bu korkuyu yaşamış insanları görecek bir hayat yaşadı. Şu anda bu neredeyse hemen hemen hiç kimsede, tanıdığımız hiç kimsede az gelir, düşük gelir grubu da dahil olmak üzere hiç kimsede yok. Bu çelişki olmadığı için tasarımlar o kadar da yani o planlanmış tasarlanmış evren o kadar da bilek gücünü gösteremiyormuş gibi geliyor bana biraz keyfe keder hareket ediyoruz. Ya yani belki de mesela tasarlanan dünya ilişkisine belki de Filistin'in içinden bakmak lazım bakalım. Hani dünyadaki tasarımlar nasıl algılanıyor? Anla, anla ne, demek Abi bana... işte ben, ben Uganda'ya gittiğimde orada bir 4-5 gün kaldığımda tüm hayatım çok saçma geldi bana. Yani bırak sadece günlük yapıp ettiğimi yiyip içtiğimi koy bir kenara. Abi öyle bir yaşam düzeyi var ki öyle bir hikaye grubu var ki senin tabirinle. Abi başka bir evren orası. Ve yani şurada işte 6 saat uçuşla gidiyorsun ya. Şurası yani. Ama oradaki hali hiç bilmemek, ya şimdi oradaki insanların yaşamını küçümsemek için falan söylüyorum. O bambaşka bir dünya ve gayet güzel yaşıyorlar. Sorun. Benim gibi böyle dünyayı bilme iddiasında olan, hemen hemen hepimizin iddiası bu. Biz dünyayı biliyoruz, içinde yaşıyoruz. Bilmeye çalışıyoruz en azından. Bilmeye çalışıyoruz. Abi hiçbir şey bilmediğimi anlıyorum. Yani Zanzibar'a gittiğimde aynı şey oldu. Brüksel'de uzunca vakit geçirdiğim bir dönem. Hanover'de bir ara Almanya'da kaldım. Orada iyice şamşırdım mesela. İnsan ilişkileri, sosyal normlar, ne bileyim çok bambaşka Ama Uganda tabii çok sıra dışı bir şey benim için. Avrupa'yı biraz öykündüğümüz için anlayabiliyoruz üç aşağı beş yukarı ama orası başka bir kafa. Yani o da var, öbürü de var, o da var, bu da var. Senin bir şey vardı ya daha evvel konuştuğumuz. Aktüel hayattaki her şey değişiyor, hikayeler ucundan tutmuşuz, çuval gibi peşimizde geliyor. E çünkü yeni hikaye yazamadık. Hani burada buna buna vakit olmadı. Yani o yüzden mesela şu bilim kurgu yarışmasını gerçekten önemsiyorum e, sohbetini yaparken de. Bu bu döneme ait gerçekten hikaye yazmaya belki fırsat verecek gerçek sanatsal faaliyetlerden bir tanesi. Şimdi bu döneme ait hikaye yazmadığımız için her şeyi tüm malzemeyi 1980 öncesindeki hikaye kalıplarından buraya getiriyorsun. Ya o kadar çiğ yalan söylüyor ki insan farkında olmadan. E, yalan derken aslında şu şuursuzca ifadeler yurt dışındaki ekiple haftada 3 gün görüntülü zoom toplantısı yapıyoruz. Birine diyor ki biz gurbetçiyiz. Da ne gurbeti? <laughs> Düğmeye basıyor gurbet. Ya gurbet uzakta kaybolmuş evet, ama erişim. Mesela işte o adam. da tasarla o da yani e, çok eski bir tasarımı sırtında tabii, yük gibi taşıyor tabii, tabii. bu aynen, şeyde. Aynen. E şeyi söyledik ya bir önceki programın içerisinde. Yani Türkiye'de 1 milyona yakın kurye var. Bak 900 bin civarında bu resmi ya da böyle hani tanımlanmış bir rakam. Bak serbest çalışan grubunda sadece kuryelerden bahsediyorum. Bu şu demek yani Türkiye'deki öğretmenler kadar kurye var. E, neredeyse ya da Türkiye'de profesyonel asker er, Erbaş değil profesyonel askerin belki de 3 katı kurye var. Hani hani Türkiye'de 80 milyon diye tasavvuf ediyoruz ama bu 80 milyonun 35 milyonu falan çalışıyor. Tabii. Hani geri kalanı çok, büyük yaşlı yaş ne işte kadar bir şeyde ve 1 milyon kişi kurye var. Bunun gerçekliğini yadırgayıp hala biz şeyden konuşuyoruz işle alakalı konuşurken. Bu böyle değilmiş gibi bir dünyadan konuşuyoruz yani. Real işte abi modelin bir tarafı da zamanda donmuş bir fotoğraf gibi. Evet. Yani değişime açık değil çünkü model basitleştirilmiş bir şey olduk, Evrilemez zaten senin modelini evretmen lazım. Biz mesela bilimde nasıl ilerliyoruz? Millet sanıyor ki işte ne bileyim Galileo bir şey söyledi, Newton bir şey dedi. Sonra Einstein geldi onu dağıttı, öbürü geldi onu da. Öyle çalışmıyor iş. Newton bir evren modeli çiziyor, formüle ediyor. Onun iyi hesaplayamadığı yani kesinliğinin yetmediği yerde Einstein diye bir adam çıkıyor diyor ki uzay zamanda yanılmış diyor şöyle diyor genişletiyor genişletiyor. Modeller gittikçe genişliyor. Şimdi mesela git temel fizikte sor en büyük sorun nedir diye. Parça parça her şeyi biliyor millet. Yani işte parçacıkların standart modeli, işte o kuantum tuhaflıkları, işte serbest atış, te temel Newton fiziği hepsini biliyoruz. Ama mesela dört temel kuvveti ben nasıl birleştireceğim, büyük birleşik kuramı nasıl kuracağım? Parça parça bilgiler ama hala bir darlık var. Gerçek dünyada beraber çalışan bu kuvvetleri bir araya koyamamışız. İşte Einstein bile biri demiş yani bu kuramın matematikten çok şiir gibi bir şey olması lazım falan demiş. Yani o kadar da böyle bizim şu anki gerçekliğimize uzak gözüküyor. Ama insanın mesela bilim aleminde bunları rahat rahat tartışıyoruz. Gerçek ciddi hiçbir bilim insanı ah benim teorimi yıktılar şu anda intihar edeceğim gibi bir şey yapmıyor. Oh ne güzel bir teori koymuş. Aleyhte kanıt çıktığında önce biraz direniyor. Sonra diyor ki o zaman ben de bunu savunurum. Yani çünkü gerçeklik bu. Ama işte biz kişisel düzeyde, sosyal düzeyde bunu zor yapıyoruz. Daha evvel çok konuştuk ya. Şimdi yeni kitabın da konusu zaten. Abi inançlar, o modeller inançlara dayanıyor. Ve inançlar bizim zeminimiz. Ya o inancı biri sarsarsa dünyayı dar ederiz yani. E, bu sohbeti, bu tasarımlarla algıladığımız dünya hikayesini aslında açarken bir gizli önermem var altında. Ben bu dönemin ana becerilerinin kişisel ve sosyal olarak ayırırsak, kişisel becerilerde işte odaklanma, disiplin gibi konularını sosyal becerilerde de organize olma gibi bir şeylerin çok hakim olduğu bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani hani zamanında İngilizcen var mı, ehliyetin var mı diye soru kalıbının yerine şimdi organize olabiliyor musun? Yani birlikte çalışabiliyor musun? Şimdi birlikte çalışabilme de birbirini anlayabilme, paylaşabilme, iş bölümü yapabilmeyi gerektiriyor. Burada birçok konuda, basit konuda bile organize olamamanın zemininde Tasarım çatışmaları var aslında. Geçenlerde fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Ben mesela dünyayı algılarken, işleyişi, sosyoloji üzerine konuşuyorken şu kabulle bir tasarım planlamışım. Dünyadaki ola gelen her şey dünyadaki insanların bilinçli ya da bilinçsiz onayı ve kabulüyle yürür. Şimdi ben benim bir tür karma gibi algılamam. Sessiz varsayım bu. Aynen karma. öyle. Ben dünyayı böyle tasarlamışım. Diyorum ki dünyadaki insanlar böyle olduysa farkında olarak ya da olmayarak bunu onaylamıştır. Buna ihtiyaç vardır. Yani orada çok pozitif bir sonuç aldığı için bunu böyle yapıyordur. Çünkü ben evrimsel olarak yanlışa gidilmeyeceğini düşünüyorum. Yani hani evrimin yanlışı olmaz gibi düşünüyorum. Öyle öyle tarif ediyorum. Ama mesela karşımda e, hayır dünyayı yedi aile yönetiyor. Hani ve bizim üzerimizdeki tüm kararları da bu veriyor gibi bir başka fikir olduğunda bunlar gizli önermeler. İşte bunun altında işte acaba Ukrayna'da ne oluyor ya da acaba Türkiye'deki kuryelerle alakalı durum ne oluyor konuşması bile kolay paylaşılamayan hale geliyor. Bunlar gizli önermeler olarak dursa da aslında o bakış açısı buradaki işleyişe, fikriyata, alttaki pratikteki konuştuğumuz sırada hangimiz önde hangimiz arkada dursun cümlesine bile bir etkide bulunuyor. Modelinin ayağının gerçeğe basmaması yani aktüel ya da dinamik kaynaklardan köken almaması o kadar tatlış bir zihin konforuna sebep oluyor i̇şte 7 büyük aile dedin oradan aklı yedi 4'tü galiba. 4 aile var. yedi Meşhuru 7'dir de Meşhur, yani. öyle <laughs> mi? Ya mesela 4 aile varsa... Yani bu sorunların hiçbiri konuşmaya değmez. Sokak hayvanlarını da onlar öldürür, kuryeleri de bunlar bilmem ne yapar. Senin içine dahil olabileceğin, aktif bir fail olarak içinde bulunabileceğin hemen hemen hiçbir şeye meydan vermez. Sana yani birçok modelin verdiği meydan, <laughs> açtığı olasılık bol bol işte takside, berberde, orada burada konuşma hürriyetidir aslında. Modellerin rahatlatıcı tarafı, bu tasarımların rahatlatıcı tarafı varsayımlarla rahatlamak. Varsayım bizim zihnin kısayolu zaten. Hemen her şeyle ilgili varsayım üretiyor. Bütün dünya ile, bütün oluşla ilgili de böyle temel bir varsayımın varsa, varoluşsal olarak mesela dini sistemlerin çok ciddi psikolojik koruyucu olması buradan gelir. Carl Gustav Jung demiş ki tanrı inancı olmadan, tanrı fikri olmadan bir insan bu dünyanın kompleksliğiyle bu zihinle baş edemez demiş. Yani orada bir açıklayıcı faktör lazım gerçekten yani karşı karşıya kaldığında yoksa hiç üzerinde düşünmeyip keyfin yerinde olduğunda değil bu. Hakikaten bir kasıntı, zorlantı yaşadığında ya bir dakika aga ne oluyor diye sorduğunda bir modele ihtiyacın var. Ya Harari bunu çok eğlenceli anlatmış bir yerdeyken bir şeyi söylüyor yani zihinsel olarak sorusunu sorup cevabını alamadığımız şeyler var yani biyolojik sınırda mesela her şey nasıl başladı gibi evet. ya da başlangıcın başlangıcı yani hani bir oraya bir açıklama versen bile onun bir öncülü var bu zihinsel olarak acayip zor bir soru fakat hani zor bir soru birdenbire gündelik hayatımızın bir parçasında akşam yemeği böyle yiyeceksin, sabahleyin böyle yapacaksın. Hani buradaki oluşmuş Tanrı ile alakalı ilişkimizdeki formül birden hayatımıza ha işte. böyle bir şeyle gelince bir karmaşa oluşuyor. Yoksa i̇şte, bu burası o sorulara hak ediyor inanç İnanç sistemi. Bak sistem. Bir model. Mesela İslam'da farklı mezhepler. Bu topraklardaki herkes bunu bilir. İşte bir yerde bir X mezhebi var. Orada... Ne bileyim senin ibadet yapmanı engelleyen bir durum diğer mezhepte hiçbir şey yapmayabiliyor. Bu mezhepte gayet işte kötü olan bir şey öbür mezhepte gayet kabul edilebilir bir şey oluyor. Bunların hepsi aslında bakarsan aynı modelin içinde gibi. Fakat aynı modelin lokal varyasyonlarını oluşturmak zorunda kalıyorsun. Bu da insanın yaşamını kolaylaştırmak, çabasız ve neredeyse hani bilinçsiz bir şekilde rahatça yaşayabilmesini sağlamak için ona döşenmiş raylardan ibaret. Başka bir şey değil. Konu nereden geliyor? Aga bunlar niye var? Bunu formül edemezsin ki. Sen boş ver sen bunu 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 yap. Çok rahatlayacaksın. Tarzı bir sistem o aslında. Ve bu arada aydınlanmacı filozofların çoğu bizim Cumhuriyet'in kurucu kadrosunda da var öyle birkaç tane. Bunu böyle küçümseme amaçlı çok anlatmışlar. Ama yerine hiçbir şey koyamadıkları için. Mesela Cumhuriyet projesine oturtturamalarının en büyük sebebi bu. O modelin yerine doğru model konamadı. Ben Atatürk'ün işte erken gitmesine bağlarım genellikle bu durumu kafada düşününce hani tarihsel olarak bayağı erken yaşta gidiyor adam. Ama çabasına bak. Bir sürü düşünürden faydalanmış gibi gözüküyor kütüphanesinde notlarına baktığında. Hemen hemen bu demokrasi, işte halkın yönetimi, cumhuriyetle ilgili tonla kaynaktan faydalanmış. Bir şeyi çok net koymuş gözüküyor. Ya bu topla bir anlamsal çerçeve lazım, bir bir şey lazım. Ergenekon bilmem ne destanları oradan tekrar diriltiliyor bir Türklük hikayesi o işte güneşki dil tör soruyor saçma bırakalım bunu diyor. Orada bir şey arayışında. Yani o bir yeni gibi getiriyor. tabii tabii. Yani e, imparatorluk kültüründeki çok kültürlü backgroundu milli değerlerle tanımlanmış e, bir başka tasarlanmış yapıya doğru. Abi zorluk şurada. Bir kitlesel hareketin bireyleri olduğunu vaz eden bir Orta Doğu öğretisinden ferdiyetin öne çıktığı Anadolu'da vatandaş olunduğu ferdiyet falan. bazlı yenilikçi ve aynı zamanda hani karizmatik bir ideoloji çıkarmak. Şimdi halkı dönüştürmek falan filan yani gene bence boyundan çok büyük işler becermiş bir süreç ama neticede şu anda olana bak olmuyor. Git mesela İstanbul'daki altı farklı ülkeden herhangi bir tanesine uğra. Orada bambaşka hikayeler, bambaşka dünya resimleri, bambaşka modeller. Oradan içindeki her bir mahalleye, her bir eve, her bir bireye in. Orada da kafalar 1500. Ve işte beni en çok acıtan, onun ismini de demin sen koydun. Bu ülkede en çok acıtan şey, 20 küsür milyon gencin var. Bu kadar kaynağın var, bu kadar ortamın var. Üç tarafın denizlerle çevrile hede hede organize olma becerin yok. Ortak bir hikayeye imza atma becerin yok. Temel müştereklerde anlaşıp da bir yere doğru hareket etme becerin yok. Birileri geliyor dönem dönem ülkenin direksiyonunu alıyor. İşte o kendi kadrosuyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geri kalanı hadi bunlar sıçsın da biz de izleyelim falan diye yandan bakıyor. Nasıl batmıyor böyle bir sistem ben hala hayretler içerisindeyim. O da bence Anadolu modelinin hala arkada çalışıyor olduğunu zannediyorum. Yani Anadolu irfanı diyorlar ona bazı yerde. Sessiz, sözsüz, eskilerin tabiriyle anasının sütünden babasının sülbünden insanın bilmeden aldığı davranışında mikro kararlarında hepimizde bir dereceye kadar etkili olan bir background radyasyonu gibi bir şey var bizde. Muhtemelen o bizi bir arada tutuyor. Muhtemelen o yüzden gözümüz dönmüyor. Birbirimizi iç savaşlarla kırmıyoruz. Ya orada gene bir işe yarar model var gibi. İnşallah bir gün bu memlekette akıllanır. O hikayeyi öne çıkarır ki rahmetli yapmaya çalıştığı şey muhtemelen buydu. Ya yani o hikayeyi alıp üste çıkaralım. En azından kendi hikayemize oturup yiyelim yani. Başkasının hikayesine uğraşmayalım. Ki o dönemde geçenlerde bir hocayı dinliyordum. Yani değiştirmeye çalıştığın şey bir de yurt dışındaki yani diğer ülkelerdeki Türk imajıyla ilgili bir şey değiştirmeye çalışıyorsun. Türk o zamana kadar X, nedenlerle istilacı bir topluluk. Yani gittiği her yeri ele geçiriyor, alıyor, fethediyor falan. Oradan yurtta sulhçı da sulha gelmek tuhaf bir şey yani. Çok ciddi bir model dönüşümü demek. Biz diyor ki artık barışçıyız, yerleşiyiz ve medeni olmayı hak ediyoruz mesajı vermeye çalışıyor. Ama işte tam olmamış gibi bir durum var. <laughs> İstanbul'un kentsel dönüşümüne bakarak Cumhuriyet'in ne kadar başarılı olduğunu görebiliriz hep birlikte. Adım adım belki şunun altını çizerek bu süreci tamamlamak lazım. E, bu organize olma hikayesi ülke çapında da, sen biraz oradan aldın hikayeyi, ya da e, lokal ürünler, ben, hizmetler. Yani onu genişletebileceğimizi genişlete şey. düşünerek Söyle, oraya. Organize ben. olma becerisi, birlikte hareket edebilme becerisi bu dönemin en pahalı malzemelerinden bir tanesi. Çok Evet, katma yani, değeri çok yüksek. Evet, çoklu kaynak bir arada, kaynaklar birbirleriyle organize olup bir hizmet, bir artı değer, bir biçim üretebildiğinde e, birden en pahalı şey haline gelebiliyorsun ekonomik anlamda da biçim anlamında. Bunu ülke çapında da konuşmak, düşünmek mümkün. Elindeki malzeme, yani bizim olduğumuz yer malzemesi açısından da çoklu siyasal ve ekonomik baskı altında kalıyoruz ya da onu anlıyoruz bir şeyin içerisinde. Ee, ama belki bunu fark ederek başlamak yani şu birlikte farklı fikirlere sahip olduğumuzda da ortak kümemiz yüzde 30 olduğunda da biz yine de birlikte çalışabiliriz. Yani yüzde 30'luk ortak kümede yeterlidir birlikte çalışmak. Bu bir beceri işte. Be mesela yani bunu Amerika... Kendi modelinin sınırlı olduğunu bilen adam bağlantı kurabilir abi. Mesela ısrar ederim ben yani bazı şeylerin çevirisini yapıyoruz ama Türkçeleştiremiyoruz yapı olarak. Mesela Amerikalı bunu sözleşmelerle yapabiliyor. Biz sözleşmeyi anlayamıyoruz. Sözleşmenin matematik mat hala masada bir sürü sözleşme için avukatlar çalışıyor. Bize de mi sözleşme? Ha yani aynen öyle öyle bakıyor. Halbuki sözleşme çok koruyucu bir şeydir. Organize çalışabilmenin kuralını belirler. Çünkü sözleşmeyi yazarken masadaysan o seçeneklerle alakalı problem olduğunda değil, olmadan önce düşünme şansı verir sana. Savaşa hazırlık barış zamanında yapılır bu. Bu yani bir şey olmadan önce <laughs> önemini alacaksın. Ama bizim ele alışımız, bizim tasarladığımız dünyanın biçiminden kaynaklı. Abi yarın öbür gün böyle şeyler de mi başımıza gelecek şeklinde? Lan olabilir. Hani bu dünya değişiyor. Bu, bu, bu da başımıza gelebilir. Başka şeylerin de dönüşebilir. Bu evet gebe bir konuymuş. Yani tasarımlarla beraber e ama bakmaya Ama işte senin dediğin da... gibi mesela bireysel düzeyde, takım düzeyinde, iş dünyası ya da, da kariyer düzeyinde mesela ayrı konuşmak lazım. Bir de hakikaten ülkeler muazzee de büyük gruplar ya da dini vesaire ideolojiler bazında ayrı konuşmak lazım çünkü Ümada orada bayağı böyle bir bölüm var bununla ilgili ondan doluyum acık yani ya burada sorun şununla alakalı mesela orada da başka bir değişim daha var belki üzerine bir konuşmak gerekiyor mesela göçmenler de bir milli değer grubu gibi ele alınıyor artık yani evet, o de. milli değer paketinin dışında dünyanın tümü birbirine göçüyor falan yani ciddi sayıda bir mültecinin olduğu hangimiz göçmen değiliz ki e, bir yere doğru geçiyoruz E mikro göçmeniz E sen de Ankara'dan İstanbul'a geldin işte ben de öyle Samsun'dan İstanbul'a geldim. Fikirtepe'ye geldim ben. <laughs> yani bunlar hani mikro göçler. Bu aslında bunu küçümsüyoruz hani ülke içerisinde olduğu için aslında öyle Yok değil abi. Bizden benim bir önce çok, çok kuşak. radikal tabii. Tabii yani hayatının ana ekonomisini babasının sağlayabildiği zemin üzerinden sağlayan kuşak var. Bizden bir öncesi öyleydi. Ama biz şimdi rahatlıkla olduğumuz memleketi bırakıp hani sıfırdan gelip İstanbul'da, Ankara'da bir şeyler deneyebiliyoruz ya da yapabiliyoruz. E, bu da bir göç. Biz de küçük mültecileriz. Nasıl nasıl mağduriyet alanı buldum kendime. Şöyle, şey, şeydi. Ama dünyanın ciddi bir kısmı ciddi tanıdığımız insan e, Çok şey. daha fazla olacak hacı. yani bu evet. göçme işi öyle siyasi bir de şimdi iklim şey baskısının mesela, da, tabii iklim de. değişiminin getirdiği etkilerle de... sular bitiyor denizler kaynıyor bir şeyler oluyor falan filan bizim bu sohbeti olacak. bu bitiremeyeceğiz görünene o ben sana söyleyeyim Aa, <laughs> Mültecilere geçelim mi direkt hadi geçelim <laughs>